Yaptığımız iş özetle bu mikrolaplarda gördüğünüz aslında orkestra şeklini yapmak. Dünyanın herhangi bir noktasındaki bizim uç cihazlarımızı bizim her an izliyor olmamız lazım. Siber güvenlikte bir savaş alanı olduğu için biz bu konuda da inşallah önemli bir yerlere geldik ve hani bu tarz işbirlikleri bizim için de önemli. Bu proje vesilesiyle siber olay müdahale ve kanıt toplamada Türk mühendislerin geliştirdiği çok başarılı bir teknolojiyi Türkiye'deki büyük bir kurumun Türk Hava Yolları'nın nasıl devreye aldığını, bundan nasıl istifade ettiğini ve Türkiye siber güvenlik kümelenmesinin de kurulma amaçlarından bir tanesi olan yerli siber güvenlik ekosisteminin aslında nasıl iyi noktalara geldiğini sizlerle paylaşma şansı bulduk. Bu işbirliği kapsamında biz siber olaylara müdahale tarafında kanıt toplama ve bu olaylara müdahale etme konusunda yerli bir teknolojiyi kullanarak, Binalize Air'in teknolojisini kullanarak Türk Hava Yolları'nda bunun kurulumunu gerçekleştirdik. Arkasından bunun tüm yine SLA'nin sağlanması, işin sürdürülebilirliğinin sağlanması konusunda da 3 yıllık bir kontrata imza attık. Bu bize şunu sağlayacak, siber olaylar yaşandığında yani siber saldırı yaşandığı zaman en önemli şey aslında hız. Burada dakikaların hatta saniyelerin önemi var. Biz daha önceki kullanılan eski teknolojilerde günler sürebilen kanıt toplama, bunun analizi ve raporlama süreçlerini dakikalar mertebesine indirdik. Kanıt toplama safhasında 10 dakikanın altında noktalara indirebildik. Bu bir kere müthiş bir avantaj sağlıyor. Arkasından da eş zamanlı birçok analistin bir siber saldırıyı analiz etmesini sağlayan özellikleri bulunuyor kullandığımız çözümün. Bunun da yine analiz tarafında hız kazandırdığını söyleyebiliriz ve tek bir araçla aslında birçok farklı ve yabancı menşeili aracı kullanmak yerine yerli ve bütün özellikleri bir arada sunan bir yazılımın kullanılması da çok ciddi aslında bir masraftan kaçınma fırsatı da sundu. Türkiye bu konuda zaten son 10 yılda hep ilk 5'te, yani siber saldırı çeken ülkeler tarafında hep ilk 5'te. 2019'da 3. sıradaydı, 2020'de 1. sırada. Türkiye 2020 sonu itibariyle en çok siber saldırı alan ülke pozisyonunda. Sebebi şey olabilir, yani birçok farklı şey olabilir. Göz önünde bir ülke olmasının bunda tabii büyük payı olduğunu söylemek lazım. Yani daha aktif olduğunuzda, daha göz önünde olduğunuz zaman saldırı da alıyorsunuz. Hem kurumlar olarak alıyorsunuz hem de ülke olarak alıyorsunuz. Önemli olan buna hazır olmak. Bundan 15 yıl önce siber dünyada her 24 saatte, her gün zararlı siber dünyaya salınıyordu. 2020 sonunda bu nereye geldi biliyor musunuz? 15 milisaniyede bir zararlı üretilir noktaya geldi. 15 yıl içerisinde. Ve siber saldırılara baktığımız zaman da her 39 saniyede bir siber saldırı gerçekleştiriliyor dünyada. 6 trilyon dolarlık bir dünya çapında verilen zarar var siber saldırıların sonucunda. 2025'te bunun 10 trilyon dolara ulaşması bekleniyor. İşin savunma tarafına bakacak olursak da, bütçeler tarafına bakacak olursak, dünyada 200 milyar dolarlık bir pazar, siber güvenlik pazarı 2020 sonu itibariyle 2025'e geldiğimizde 5 yıla tam 2 katına ve 400 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Bu anlamda hem siber saldırganlar boş durmuyor hem de biz boş durmuyoruz. Bu aslında karşılıklı bir mücadele. Dijital dönüşümün bu kadar hızlandığı bir süreçte de siber saldırılar yoğunlaşarak artıyor ve artmaya devam edecek. Bizim buna hazırlıklı oluyor olmamız lazım. İnsan kaynağı, süreçler ve teknolojiler tarafında, üç sac ayağında yatırımlarımızı doğru yapıp hazırlıklı ve kendimizi koruyor pozisyonda olmamız lazım. Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesi'nin çok önemli bir üyesi CyberArts firması ve onun da vizyonuyla bu ürünün Türk Hava Yolları'na satıyor olmaları, ki Türk Hava Yolları da zaten dünya markası olan bir şirket, çok önemli. Aslında bizim Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesi'nde birçok ürün 3 yıl önce başlayan bu hikayede aslında şu anda geldiğimiz noktada önemli, marka değeri yüksek ürünler gelişmekte ve bunu hem Türkiye içerisindeki önemli pazarlar hem de dünyaya satıyor durumuna geldik. Gerçekten ben hani her iki firmamızı da tebrik ediyorum.
Gayet güzel bir işbirliği yaptılar. Dünya sıralamasında da oldukça iyi bir yerdeyiz. Her geçen yıl bu sıralama da artıyor. Sebebi de ülkemizde işte bu ekosistemin geliştirmesine yönelik katkıların sağlanması, marka değeri yüksek olan işte ürünlerimizin geliştirilmesi ve bunu kurumlarımızın kritik altyapılarını bu ürünlerimizle geliştirmeleri önemli. Ulusal siber güvenliğimizin sağlanmasının nihai yolu kendi mühendislerimizin geliştirdiği ürünlerle oluyor. Biz özellikle yerli milli yazılımlar konusunda hassasız. Türk Hava Yolları olarak bunları desteklemekten gurur duyuyoruz. Övünüyoruz da. Olabildiğince de globalde de bütün dünyada da bunları bir anlamda gönüllü pazarlamasını da yapıyoruz. Bu manada CyberArts'ın işbirliğinden de biz çok memnunuz. Çünkü bize yeni bir açılım getirdi. Özellikle siber güvenlik olaylarındaki vizibilitemizi artırdı. Bu da aslında kaslarımızı bir tık daha güçlendirmiş oluyoruz. Biz globalde 350'den fazla noktada hizmet veriyoruz. İşte Nijerya'da diyelim ki bir siber güvenlik vakası yaşandı. Bunun klasik yöntemi şudur. Nijerya'ya birisini gönderirsiniz. Nijerya'daki olaya müdahale eder, sorunu çözer, geriye döner buradan destek alarak. Ama son zamanlarda tabii teknoloji ilerlediği için ve olaylara çok hızlı müdahale etmemiz gerektiği için aslında bu manuel yöntemden ziyade direkt oturduğumuz yerden olaya hızlıca müdahale etmemiz gerekiyor. CyberArts'ın bize kazandırdığı aslında yeni ürünlerle biz şu anda İstanbul merkezinden dünyanın herhangi bir yerindeki bilgisayarlara direkt müdahale edebilir duruma geldik. Ne zaman işlemlerini başlatıyoruz?